Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, il yönetimi, ilçe yönetimleri ve kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yapacağımız toplantımızı Cenab-ı Allah en büyük hayırlara, en büyük ecirlere, milletimizin, İslam aleminin kurtuluşuna vesile kılsın inşallah. Sözlerime başlarken bizlere bu kutlu emaneti bırakan, hayatıyla ve mücadelesiyle bizlere örnek olan hidayeti, feraseti ve dirayetiyle davamıza örnek olan merhum liderimiz Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle ve hasretle yad ediyoruz. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Kıymetli basın mensupları, bildiğiniz üzere tam 50 sene evvel bir çiçekle başlayan baharı yeniden başlatmak, milli görüş hareketini şahlandırmak, milli görüş sancağını şan ve şerefle taşımak, milli görüş zihniyetini dosdoğru bir şekilde temsil etmek ve üç ana hedefe yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve yeni bir dünya hedeflerine ulaşmak için Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın liderliğinde 23 Kasım 2018 tarihinde partimizi kurmuş bulunmaktayız. Bartın'da bizlere görev verildikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bartın'ımızda hızlı bir teşkilatlanma çalışmasına başladık. Bugün geldiğimiz noktada iki ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Merkez ilçe, Amasra ilçe, Kuruca ilçemizin atamasını gerçekleştirdik. Ulus ilçemizin atama çalışmaları devam ediyor. Genel merkezle istişare halindeyiz şu anda. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonu da Genel Başkanımızın katılımıyla Bartın'ımızda coşku içerisinde, heyecan içerisinde birinci olan ilk kongremizi gerçekleştirdik. Bu süreçte kurucu il başkanımız Ramazan Günaydın Bey'e teşekkür ediyor. Bundan sonraki süreçte davamızı, sancağımızı en iyi şekilde taşıyacağını inandığım Ziver Gebiş Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah diyoruz çünkü yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla birlikte milletimize, Bartın'ımıza ehveni şerler yerine hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini veriyoruz. Umutsuzluk, çaresizlik, alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz. Asli yuvamıza dönüş döneminin başladığının müjdesini veriyoruz. Ve hep birlikte artık umut var, artık çare var, artık alternatif var, artık yeniden refah var diye milletimize haykırıyoruz. Hakkı üstün tutma, nefis terbiyesi ve maneviyatçılık parolası ile iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adaletin hakim olması için yola çıkıyoruz. Makam, mevki, kişisel ikbal için değil, ezilenlerin ve insanlığın kurtuluşu için yola çıkıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak siyasete zerafet getireceğiz. Sadece yapılan yanlışları değil, yapılan doğru işleri de, yapılan hayırlı işleri de anlayışı hakim kılacağız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin güçlü ve şerefli geleceğini inşa edecek zalimlerin ve sömürgecilerin karşısında sadece konuşmayıp fiilen harekete geçecek. Haksızlığın karşısında sadece eliyle değil diliyle de karşı koyacak. Yorulmayacak, yorgunluğunu mazlumların yaşlı gözlerine hapsedecek. Bıkmayacak, bıkkınlığını Mescid-i Aksa'nın gölgesine gizleyecek. Vazgeçmeyecek, vazgeçmeyi Ayasofya'nın zincirlenmiş kapısına bırakacak şuurlu, donanımlı ve heyecanlı kadromuzun, teşkilatımızın tanıtımını yapmak üzere sözü kıymetli il başkanımız Ziver Gebiş Bey'e bırakıyor. Teşekkür ediyorum. Bartın'ımızın kıymetli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü toplantımızın amacı 31 Ağustos 2019'da yaptığımız birinci olağan kongremizde oluşan yönetim kurulu üyelerimizi ve Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş gayesini sizlerle paylaşmak. Basın neden önemli? Basın bölgenin sorunlarını gündeme getiren, bölgedeki yöneticilere aktarılmasını sağlayan bir unsur. Bölgeye ait kültürün zenginleşmesini sağlayan bir unsur.
yine toplumla yöneticiler arasında sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan bir unsur. Basının önemi sürekli giderek artıyor. Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş amacını açıklayıcı olursak, Büyük Türkiye söylemleriyle sahneye çıkan mevcut iktidar 16 yıldır gereken hamleleri yapamamıştır. Bunlar İHA'lar yapıldı, yerli mühimmatlar yaptık, yol yaptık diye ortaya çıkan hükümet bunları yaparken hatta yerli savaş uçağı ve yerli otomotiv prototipte kalmıştır. Bunları yaparken 170 güzide devlet kuruluşunun hepsini satmıştır. Ve ülkemizi 1 trilyon dolar civarında borca sokmuştur. Ve ekonomi durma noktasına gelmiştir. Ve borçlanarak devam etmektedir. Bizim halkımızın en güzide değerli olan kahraman ordumuza bu dönemdeki kadar hakaret ve rencide edilmemiştir. Ordumuzun iç dinamikleri bu kadar zedelenmemiştir. Bugün yetişmiş generallerimizden istifa ediliyor. Hiç kimse bunun neden istifa ettiğini, ordunun bu değeri neden kaybettiğini dahi sorgulama gereği duymuyorlar. Kamu malları, beytülmal dediğimiz kamu malları bu dönemde hep peşkeş çekilmiştir. Bu yüzden milli görüş iktidarına gerek vardır. One minute ile gururlanan milletimize peşinden bir süre sonra Kudüs'ün başkenti olmasını sadece kınayan bir iktidarla halkımız tekrar mahcup durumlara geri dönmüştür. Beka sorunu çok işleniyor seçim dönemlerinde, her dönemlerinde. Aslında beka sorununun asıl sebebi Siyonizm mikrobudur. Siyonizm mikrobunun en büyük temsilcisi şu anda Amerika ve onun küçük ortağı İsrail. Türkiye, Amerika'nın kendi bizim içimize yerleştirdiği işbirlikçileriyle her zaman Amerika'nın oyuna geliyor. Biz milli görüş iktidar olarak aldanmayan ve aldatmayan bir iktidar olacağız. Kıymetli basın mensupları, milli görüşün kalkınma hamleleri şöyle kısaca özetlersek, ağır sanayi, yassı, çelik üretimi. Çin buna geçerek dünyada bir hamle yaşamıştır. Halen devam etmektedir. Devlet, özelin yapamadığına her zaman destek olmalıdır ve önünü açacak çalışmalar yapmalıdır. Ülke kaynaklarını katma değeri yüksek alanlarda değerlendirmek gerekir. Üretim endeksli, adil paylaşım ile yeniden milli görüş iktidarında yeni büyük Türkiye için çalışmalar yapacağız. Bu yapılanlar Türkiye için asla yeterli değildir. Daha çok çalışsa yeniden büyük Türkiye. Üretemeyen, faiz borç sarmala saplanan, 1 trilyon dolara yakın dış borç oluşturan, her yıl 30 milyar dolar faiz ödeyen bir Türkiye var şu anda. Halkımız bu faiz ödemeyle firavunların piramitlere taş taşıyan köleler haline getirilmiştir. Eğitim sistemimiz çökmüş, bağımsız eğitim kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının yaptıkları deneyime göre Türkiye, Tanzanya, Moritanya'nın olduğu grupta 100. sıralara yakın yere gerilemiştir. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan, milli görüşü tekrar iktidar yapmak için yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur. Yeniden Büyük Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, aldanmadan, aldatmadan. 2 milyar İslam dünyasının umudu olmak için sahneye çıkmıştır. Bizler milli görüş iktidarında ihale, çıkar, menfaat, mevki, kişisel ikbal peşinde koşmayan, insanlığa ve mahlukata şefkatle yaklaşan bir anlayışla yeniden Refah Partisi olarak devam edeceğiz. Bartın için gündemimize bakacak olursak,
Bartın 28 yıldır vilayet olan bir il. En büyük sorunlardan bir tanesi zaman zaman gelen ırmak ıslahı. Irmak ıslahı bu hiçbir iktidar döneminde yapılamamıştır. Şehir içi trafik sorunumuz halen devam etmektedir. Kamu sektöründe ise kamu sisteminin zarar görmesiyle adil çalışma şartları ortadan kalkmıştır. Bartınlı halk artık çeşmeden akan suyu güvenle içmek istiyor. İmar sorunu sürekli gündemde, her dönem gündemde. Bunlar da çözülememiştir. Milli Görüş belediyeciyle bu sorunlar derhal çözülecektir. Bartın herkesin mutlu, huzurlu yaşayacağı bir vilayet şekli alacaktır. Saygıdeğer basın mensupları, hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun.